أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden çok kıymetli bir konuğumuzu Paris Din Hizmetleri Müşavirimiz Doktor Bayram Demirtaş hocamızı ağırlayacağız. Şimdi kıymetli hocamızı yayınımıza davet ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Canlı yayınımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kerem hocam. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Hamdolsun. Sağlığınıza duacıyız. Rabbim hepimize sıhhat, afiyet versin inşallah. Amin amin. Ecmain cümlemize. Kıymetli hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum ve bizleri kırmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bizleri konuk ediyorsunuz. Ben de size şahsınızda tüm DİTİB camiasına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Umarım güzel bir yayın gerçekleştiririz birlikte. İnşallah hocam. Kıymetli hocam, kısa bir süre önce cennet vatanımızdan Paris Din Hizmetleri Müşaviri olarak geldiniz. Fransa'yı nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Görüşleriniz nelerdir? Evet, şimdi sağ olun. Şereful mekan bil mekin diye bir söz vardır Araplarda. Evet. Yani bir yerin güzelliği orada yaşayan insanlarla anlaşılır. Bunun tabii tersi de mümkün. Sizin gibi kıymetli dostları burada bulunca doğrusu Allah razı olsun hocam. Daha da güzelleşti Fransa. Ben iyi buldum açıkçası. 3 aydır yaklaşık buradayım. Havasıyla, suyuyla, dostlarıyla, hizmetleriyle son derece güzel bir hizmet alanı var önümüzde. Bugüne kadar burada çok güzel işler yapılmış. İnşallah bizler de bu kutlu yolculuğun, bu güzel işlerin bir parçası olmaya çalışacağız sizlerle hep beraber. Dolayısıyla Fransa'da olmaktan doğrusu bahtiyarım, mutluyum. Elbette ki ana yurdu, ana vatanımızı, cennet vatanımızı özlemek mümkün değil. Hep özlüyoruz ama bazen belki kıymetini bilmek için, daha güzel geri dönüşler yapabilmek için biraz uzaktan da bakmakta fayda var. Fakat netice itibariyle Fransa'da olmaktan gerçekten son derece mutluyum hocam. Hoş geldiniz diyoruz tekrardan hocam. Kıymetli hocam biliyorsunuz bu akşamki ana konumuz Fransa'daki dini hizmetler olacak. Sizler Paris Din Hizmetleri Müşaviri olarak Fransa'daki yaşayan Müslümanları nasıl değerlendirirsiniz? Konumları nelerdir? Evet, şöyle her şeyden önce biz dünyada yaşıyoruz ve İslam dini tüm dünyaya hitap eden malumunuz olduğu üzere bir dindir. Bazen sınırlar çok önemli, çok büyük hatta aşılmaz gelebiliyor bize. İşte Arabistan'da olmak, Türkiye'de olmak, Fransa'da olmak, Amerika'da olmak. Bir açıdan baktığımız zaman gerçekten çok farklı bize perspektifler sunabiliyor. Ama diğer bir açıdan baktığımız zaman da dünya bizim yaşam alanımız kılınmış, imar etmekle sorumlu kılındığımız bir yer kılınmış. Ve burada biz insanlar tarihi süreç içerisinde farklı milletlere, boylara, ülkelere ayrılmışız. Bunun için çaba sarf etmişiz. Tabii hepsi çok anlamlı. Fakat iki açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hani bir mavi nokta sembolü vardır. Dünyaya geriden baktığınız zaman, çok uzaktan baktığınız zaman küçücük bir noktadan ibarettir. Evet. Biz bu macera içerisinde, koşturmaca içerisinde kendimizi çok önemli görürüz. Fakat şöyle biraz geriye dönüp çıkıp baktığımızda bunların çok da önemli olmadığını hissederiz. Ben burada da aynı şeyi görüyorum. Yani insanların koşturmacası devam ediyor. Koşturmacası, çalışması, işte çoluğu, çocuğu, ailesi, iş ortamı, aile ortamı vesaire. Dünyanın herhangi bir yerinden farklı değil her şeyden önce. Çünkü tüm insanların işte ne bileyim geçimlerini sağlamak, hayatta kalmak, güvenli bir yerde yaşamak gibi zaruri, asli ihtiyaçları var. İnsanlar bunu gidermek için çaba sarf ediyor. Burada da böyle. Dünyanın herhangi bir yerinde de böyle. Diğer taraftan da esasen bugün dünyanın hep konuştuğumuz bu küreselleşme, işte global bir köy olması meselesi var malum. Evet. O açıdan da baktığımız zaman işte elimizdeki telefonlar, şu an kullandığımız araçlar
dünyanın en fakir ülkesi diyebildiğimiz ülkelerle çok gelişmiş ülkelerde de çok fazla değişmiyor. Belki modeller, tarzlar, etkileri değişebiliyor. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. Ama diğer taraftan da geçtiğimiz zaman işte o bir farklı ülkede olmak, Müslümanların çoğunlukta olmadığı bir yerde olmak, farklı kültürlerin, medeniyetlerin bir arada yaşadığı bir ortam içerisinde Müslümanların durumu farklı açılardan ele alınabilir. Ama ben doğrusu her şeye iyi taraflarından bakmak gibi bir huy edindim ve bunu seviyorum, herkese tavsiye ediyorum. Ben şöyle bakıyorum, daha Türkiye'den buraya gelmeden önce de benzer şeylerden, benzer düşünceler içerisindeydim. Bunu burada biraz teyit etme imkanım oldu. İşte 70 milyonluk bir ülke, küsuratları geçersek 7 milyon Müslüman var. İşte bunun içerisinde 700 bin civarında Müslüman Türkiye'den gelen kardeşimiz var. Ve bunlara biz hizmet etmekle, rehberlik etmekle, hemhal olmakla mükellefiz, hem bireysel olarak hem kurumsal olarak. Önümüzde büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum ben bu açıdan baktığımız zaman. Çünkü bu kadar Müslümanın yaşadığı böyle geniş, güzel bir ülkede mutlaka bizim de yapacağımız çok iş var. Bu açıdan ben Fransa'nın Müslümanlar için de çok iyi fırsatlar sunduğunu, sunacağını, bunları doğru değerlendirebilirsek, doğru ifade edebilirsek güzel hizmetlere vesile olacağını düşünüyorum. Evet, muhakkak ki kutlu bir görevle geldiniz hocam. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şu anda yorumlara bakıyorum da hocam, takipçilerimiz oldukça yüksek, çok şükür. Vatandaşlarımız bizlere ilgi duyuyorlar. Hepsinin ayrı ayrı selamları var hocam. Buradan aleykümselam diyoruz. Bir mukabil efendim, aleykümselam. Kıymetli hocam, Fransa'da yaşayan Türk Müslümanlardan bahsedecek olursak, dini kimliklerini korumaları açısından ne tavsiyede bulunursunuz? Ne dersiniz yani, ne söyleyebilirsiniz? Evet, şöyle bir tespit yapalım aslında. Belki öncelikle bu ilk programımız olması hasebiyle muhtemelen süre içerisinde beraber olacağız. Davet edirseniz, ederseniz inşallah. Doğrusu işte 80'li yıllarda biraz daha buradaki nüfusumuzun, Müslüman Türk nüfusumuzun çoğaldığını, yoğunlaştığını biliyoruz. İnsanlar temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra, biraz gözleri açıldıktan sonra tabir caizse, artık namaz kılacakları, bir araya gelebilecekleri, dertleşebilecekleri mekanlar arayışına girmişler. Doğal olarak bu diğer ülkelerde de aynı şekilde cereyan ediyor. Burada da böyle olmuş ve süreç içerisinde o mekanlar biraz daha büyümüş. Belki başta bodrum katlarda, başkasına ait olan yerlerde sadece cumaları, bayramları eda ederken bugün elhamdülillah 265 civarında mesela DİTİB çatısı altında, siz daha iyi biliyorsunuz, derneğimiz var. Yine farklı organizasyonlar içerisinde derneklerimiz var. Bunlar bir taraftan işte camiler, eğitim sınıfları, Kur'an kursları, sohbet alanları oluştururken, diğer taraftan da sosyal kültürel etkinlikler için işte kermes yapmak, konferans düzenlemek gibi imkanlara da sahip derneklerimiz var. Doğrusu burada da iyi bir noktada olduğumuzu ifade etmek isterim ve unutmadan şunu söylemeliyim. Bu tavsiyeye geçmeden önce, bugüne kadar yani 80 dersek işte 40 yıllık bir maceradan bahsediyoruz Fransa için. Birçok insan geldi geçti. Bu gerek bizim gibi resmi bir unvan taşıyan Türkiye'den ateşe müşavir, din görevlisi, imam, Kur'an kursu öğreticisi, kadın, erkek arkadaşlarımız oldu. Diğer taraftan da bizleri burada misafir eden, ağırlayan, karşılayan ve hizmetlerimizin önünü açan sivil cemaatimiz, vatandaşımız oldu. Her şeyden önce onları hayırla yad etmek boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Tüm ekibi, tüm arkadaşlarımızı, dostlarımızı, vefat edenler oldu. Mesela eski müşavirlerimizden analım Ömer Faruk Harman hocamızı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hayatta olan hocalarımız var, yine onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler dileyelim. Ve belki hiç ismini bilmediğimiz isimsiz kahramanlar var bu hikayeler içerisinde. Yani şöyle bir camimiz olsa, şöyle bir mekanımız olsa, böyle bir derneğimiz olsa, bir hocamız gelse gibi hayaller kuran, ama acaba olur mu, yapabilir miyiz diye belki cesaret edemeyen, sonra o düşündüğünü söylemeye başlayan, ondan sonra da onu gerçekleştirmek için maddi manevi katkı sunan binlerce kardeşimiz var bugüne kadar. Gerçekten ben her şeyden önce o hayal kuran, bunları konuşan, bunlara destek olan insanlara hepimizin büyük bir
minnet borcumuz olduğunu biliyorum ve bunu defaatle ifade ediyorum. Eminim ki bunlar sadaka-i cariye olarak, yani kıyamete kadar açık kalacak bir amel defterine hayır olarak yazılacak güzel işler olarak yerini aldı ve onların inşallah hayır kapıları sürekli açık kalacak. Şimdi siz ne tavsiye edersiniz diye sordunuz bana kimliği korumak için. Evet. Tabii birçok faktörden bahsedilebilir ve oldukça geniş bir mesele bu doğrusu. Çünkü bugün kimliği korumak, diyelim ki Türkiye'de, ana vatanımızda veya Suudi Arabistan'da diyelim, Mekke'nin, Medine'nin bulunduğu, hacca gittiğimiz bir yerde bile bir Müslümanın kimliğini koruması çok ciddi bir çaba gerektiriyor. Yani bundan bir, diyelim ki 50 sene, 100 sene önce işte savaş olursa, ülke istila edilirse, düşman gelir bizi esir alırsa gibi korkular varken, bugün artık çok farklı, bir taraftan konformist bir hayat yaşıyoruz, rahat bir hayat yaşıyoruz. İşte istediğimiz zaman diyelim ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir akrabamızı, arkadaşımızı arayıp konuşabiliyoruz. Hatta işte böyle şu anda olduğu gibi görüntülü konuşabiliyoruz. Türkiye'den dostlar bize selam yazıyorlar gibi. Fakat aynı zamanda bu imkanların bizlere sunmuş olduğu, daha doğrusu karşımıza çıkarmış olduğu tehditlerle, büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Ve bu hangi ülkede olduğunuz, işte hangi cinsten olduğunuz, hangi yaş grubundan olduğunuzla çok bağlantılı değil. Farklı boyutlarda herkesi tehdit eden bir mesele. Ama mesele bir Müslüman Türk kimliği olarak, Anadolu'lu bir insan olarak burada dini, manevi, kültürel kimliğimizi korumak. Aynı zamanda da bu topluma katılmak, burada da hak, hukuk, sorumluluklarımızı aramak, onları ifade etmek gibi bir noktaya gelince elbette ki farklı bir mecraya dönüşüyor. Bir taraftan fırsatlar, imkanlar sunarken diğer taraftan da daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalma riskimiz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bu tür sorulara biraz kaçamak bir cevap veriyorum. Belki de doğrusu bu. Yani bu tür meselelerin, diyelim ki çocuklarımızı nasıl eğitelim, değil mi? İşte evet. 15 yaşında oğlum var, kızım var. İşte bunun din eğitimini nasıl yapayım? Bu o kadar kolay bir cevap değil. Böyle aspirin dediğimiz, hani Türkiye'de herkese iyi gelen cevaplar. İşte şunları şunları yaparsan böyle olur. Öyle bir sonuç yok. Çünkü bu aileye göre, kişiye göre, ortama göre, yaşa göre vesaire, seneye göre bile değişebiliyor. Değil mi? Yani Covid öncesi, Covid sonrasını ele aldığınız zaman tüm dünyada bütün alışkanlıklar neredeyse değişti, gitti. Değişti. Evet. Dolayısıyla kimliği korumak meselesi üzerinde herhalde hepimiz birlikte düşünmeliyiz. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Mesela vekûnü mâ's-sâdiqîn der ya Kur'an-ı Kerim. Evet, evet. Sadıklarla beraber olun. İşte veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, kişi dininin, arkadaşının dini üzeredir. El-mer'u mâ dîni halîlihi. Arkadaşının dini üzeredir. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin der. Gibi bunlar ilk aklımıza gelen meseleler, ama bu sorunu çözmek için ya da asli bir cevap bulmak için yetmiyor. Onun için birlikte düşünmek, istişare etmek ve bugün işte sahip olmakla gurur duyduğumuz derneklerimiz, camilerimiz ve diğer sahip olduğumuz şeylere sahip çıkmak gücümüz nispetinde herhalde bunun için çok önemlidir diye düşünüyorum. Ve bunu o ilk neslin belki aşkıyla, heyecanıyla devam ettirme imkanımız olmayabilir. Ama özellikle genç arkadaşlarımızın, genç kızlarımızın, delikanlılarımızın, artık gençliğe adım atan evlatlarımızın da bu meselelere sahip çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bunlar olursa, yani bir taraftan sorunla yüzleşmiş oluruz bir sorunumuz olduğu zaman, diğer taraftan da çözümün bir parçası oluruz. Ve aslında o yani birilerinin, diyelim ki işte devletin veya din hizmetleri müşavirinin veya eğitim müşavirinin, mesele her neyse, onu çözmesi ya da bir çözüm sunması yetmiyor. Çünkü işin bir teorisi var, bir de pratiği var. Evet. O hem teori hem pratik üzerinde birlikte kafa yormak, birbirimize yardımcı olmak, birbirimizin önünü açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu dert edinmeliyiz, kimliğimizi korumayı. Ve bunun için hepimiz işimiz, gücümüz ne olursa olsun, imkanımız ne olursa olsun, eğitim durumumuz ne olursa olsun, gücümüz nispetinde mutlaka bunun için bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Mesela nedir? Hiç gidemiyorsak haftada bir yakınımızdaki camiye, derneğimize uğramak, ayda bir uğramak, dernekteki çalışan arkadaşlarımıza, hocalarımıza bir hal hatır sormak, yapabileceğimiz bir şey var mı demek bile
çözüme doğru atılan büyük bir adımdır diye düşünüyorum. Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam peki DİTB olarak bildiğimiz Diyanet İşleri İslam Birliği nedir hocam? Yani hedefleri nelerdir, amaçları nelerdir? Bunları bizlere kısaca bilgilendirir misiniz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii ben Din Hizmetleri Müşaviriyim. Büyükelçiliğe bağlı çalışıyorum. Büyükelçiliğimize bağlı çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarafından buraya görevlendirildim. Ve 83'ten beri seleflerimiz, benden önceki hocalarımız benzer hizmetleri çok önemli şekilde burada yürüttüler. Şu anda da bu nöbet bize devredilmiş oldu. Bu bizim çalışmamız. Özellikle vatandaşlarımıza, Türkiye'den gelen din görevlerimizin koordinasyonla ilgili çalışmalarımız var veya hayri bir takım diğer farklı alanlardaki çalışmalara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Son derece önemli bir iş. DİTİB ise işin sivil boyutu. Ben şu anda DİTİB'e biraz dışarıdan bakan birisiyim. Orada bir şu an için resmi bir görevim yok. İleride tevdi edilirse üstlenmiş olacağız. DİTİB şu, benim gördüğüm, bildiğim, anladığım kadarıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği buradaki vatandaşlarımızın, yani işte 80'li yıllarda yoğunlaşan, önce geçimini sağlayan sonra ne yapabilirim derdinde olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın oluşturduğu sivil yapılar. İşte bugün Nant'tan Marsilya'ya kadar, Strasbourg'dan Lyon'a, Bordeaux'a, Paris'e, Fransa'nın farklı yerlerde müstakil birbirinden bağımsız dernekler olarak kurulmuş. Ve bu bir DİTİB çatı kuruluşu ifade ediyor. Yani din hizmetinin aslında sivil ayağını oluşturuyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği. Bizden farkı ne? Bizden farkı şu, burada yerleşik arkadaşlarımız, kardeşlerimiz buradalar. Bu işin doğrudan muhatabı olanlar. Biz biraz dışarıdan olaya bakıyoruz ama DİTİB dediğimiz zaman artık Fransa kanunlarına göre kurulmuş bir dernekten, cemiyetten, bir üst çatı kuruluştan bahsediyoruz. Burada tabii işte dernekler, camiler, mescitler, Kur'an kursları oluşturulurken bunların hukuki, sosyal, muhasebe vesaire yasal süreçleri de var. Bunlara yönelik hem rehberlik edilmesi gerekiyor. Gerektiği zaman denetlenmesi, katkı sunulması gerekiyor. DİTİB bunun için kurulmuş. Ya bu sağlıklı bir zeminde yürüsün. Biz tek başımıza 3 kişi, 5 kişi bir araya geldik, bir şey yaptık. Bu çok güzel bir şey ama bunu sürekli kılalım. Bu bizim insanımız buna ihtiyaç duyduğu sürece devam etsin amacıyla oluşturulmuş bir yapı ve gerçekten bugüne kadar baktığımız zaman da çok büyük işler yapmış. İşte merkezlerimiz var, camilerimiz var, derneklerimiz var, DİTİB üzerine alınan gayrimenkuller var. Sürekli bir sadaka-i cariye olarak, hiç kapanmayacak bir hayır kapısı olarak kurulmuş onlarca yapıdan bahsediyoruz. Tabii konu Diyanet olunca, bu maalesef Türkiye'de de böyle, İslam olunca çoğu zaman çok iyi niyetli olmak, güzel şeyler yapıyor olmak veya Allah için bir şeyler yapıyor olmak da yetmiyor. Zaman zaman tehditlerle, saldırılarla, belki yanlış anlaşılmalarla da karşı karşıya gelinme durumu olabiliyor. Fakat gerçekten ben yine teşekkür etmek isterim bu yapılara bugüne kadar maddi manevi katkı sunan, işte yönetimlerinde yer alan, bir şekilde katkı sunan her kim varsa, hangi şekilde olursa olsun, sadece Allah rızası için. Yani bunu buraya geldiğiniz zaman, oradaki notları, sayfaları karıştırdığınız zaman, insanların hatıralarını dinlediğiniz zaman, ki ben 3 yıldır, özellikle 3 aydır affedersiniz, bunu yapmaya çalışıyorum. Daha çok ben dinliyorum vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, bizden önce hizmet eden arkadaşlarımızı. Ve onların emeklerini gerçekten orada görüyoruz. İşte DİTİB dediğimiz yapı, yani Fransa kanunlarına göre kurulmuş ama bizim insanımızın milli manevi değerlerini bu topraklarda korumak, bir taraftan buraya katılımını, uyumunu, intibanı sağlarken diğer taraftan da değerlerini korumasını gaye edinen bir oluşum. Yani işin kısa özeti bu şekilde ifade edebilirim. Belki buna ne gerek var diye zaman zaman sorulabiliyor. Yani acaba din hizmeti resmi mi yürümeli, sivil mi yürümeli? Benim kanaatim her ikisi de olmalı. Çünkü din dediğimiz mesele
esas itibariyle bir gönüllülük işidir değil mi? La ikrahe fit din der ayeti kerimemizde Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde dinde zorlama yoktur. Hiç kimseyi siz Müslüman olması için veya bir farklı dine girmesi için zorlayamazsınız. Zaten kalbin bir eylemi olduğu için bu böyle bir şey fiilen de mümkün değil. Belki bazı davranışlara zorlayabilirsiniz ama bu yine onu bir Müslüman yapmaz. O zaman münafık ortaya çıkarmış olursunuz. Dinde zorlama olmaz. Gönül işidir din. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da sivil inisiyatiflerin devreye girmesi gerekir. İşte bireyler bir araya gelirler, tercihlerde bulunurlar. Onlar cemaat oluştururlar, birlikte namaz kılarlar. Fakat diğer tarafı ise özellikle İslam'ın ki diğer dinlerde de benzer şeyleri görüyoruz. Kamusal bir tarafı vardır. Yani İslam mesela işte namazı değil mi? Cemaatle kılmayı tavsiye eder vakit namazlarını. Cuma namazınızı siz tek başınıza kılamazsınız. Mutlaka bir camide belirli bir düzen içerisinde belirli bir cemaatle kılmak zorundasınız. İşte bayram namazları hakeza veya diğer işte ibadetlerin diyelim kurban kesersiniz. Tamam Allah için kan akıtırsınız ama mutlaka bunun uygulanma şekilleri vardır. Evet. İşte hac yine böyle bir devletin de bir şekilde işin içinde olmasını gerektiren yönleri vardır. Dolayısıyla İslam aynı zamanda gönüllülük işi olduğu kadar sosyal hayata yönelik de bir şeyler söylediği için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar her zaman özellikle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı tüm ülkelerde devlet bunu ciddi bir mesele olarak ele almıştır ve buna yönelik bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Yani Türkiye'mizde de bu mesele Cumhuriyet'in kurulmasıyla da öncesinde de Osmanlı zamanında da hep bir kamu hizmeti anlayışıyla sunulmuştur. Yani vatandaşın talebi, ihtiyacı devletin belirli şekilde karşılaması gereken bir hizmet alanı olarak görülmüştür. İşte DİTİB bu hizmetin aslında sivil ayağını oluşturmuş oluyor sevgili hocam. Rehberlik yaptığınızı söyleyebilir misiniz hocam? Yani derneklerimize olsun, başkanlarımıza olsun, vatandaşlarımıza olsun. Yani burada bir etkileşim, yardımlaşma var. Zaman zaman biz onlara rehberlik yapıyoruz. Çoğu zaman onlar bize rehberlik yapıyor. Çünkü tecrübelerimiz, bilgilerimiz, görgülerimiz farklılaşabiliyor. Ama bu tek tek tecrübeleri bir araya yığmak, biriktirmek çok uzun bir mesele. Yeterli de değil. Onun için tecrübelerimizi bir araya getiriyoruz. Kamunun yapması gerekeni kamu resmi olarak yerine getirmiş oluyor. Mesela işte Türkiye'den talep edildiği zaman din görevlisi Fransa'ya sağlanan mutabakat çerçevesinde gönderilmesi gibi. Diğer tarafları da derneklerimiz işte cemaatimizin ibadet etmesi için veya sosyal kültürel etkinlikler için alan oluşturmak gibi derneklerimiz üzerinden DİTİB çatısı altında yapılmış oluyor hocam. Evet. Hocam eğitim konusuna gelmek istiyorum. Kendim de mensubu olduğum ve bu sene mezun olduğum UİP olarak bildiğimiz Uluslararası İlahiyat Programı. Hocam hem takipçilerimize bilgi olsun diye, kıymetli kardeşlerimize akıllarında bir fikir olursun diye. Uluslararası İlahiyat Programı nedir? Bence çok muhteşem bir projedir Uluslararası İlahiyat Projesi. Çünkü hakikaten işte siz değil mi Fransa'da doğdunuz, ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada okudunuz. Sonra üniversite için Türkiye'ye gittiniz. Orada burslu olarak tabii bir öğrencinin ihtiyacı olan burs kadar ilim yolunda bir cennet yolunun yolcusu olarak inşallah Allah rızası için ilim tahsil ettiniz. Ve sonra ait olduğunuz aslında esasen artık Fransa'ya geri dönmüş oldunuz. İnşallah burada sınava gireceksiniz. Başarılı olursanız da din görevlisi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacaksınız. Yani hem iki dilli buranın kültürünü, medeniyetini bilen, aynı zamanda Türkiye'yi bilen ve çok güzel bir din eğitimi almış bir birisi olarak vatandaşımıza hizmet edeceksiniz. Yani Uluslararası İlahiyat Projesi buradaki kardeşlerimizin, gençlerimizin liseden sonra Türkiye'de İlahiyat Fakültesi olarak okuyarak tekrar ait oldukları ülkeye dönmesi, vatandaşı oldukları aynı zamanda ülkelere dönmesi veya oturum oldukları ülkelere dönmesi ve burada hizmet etmesini amaçlayan bir projedir. Ya ben bütün gençlerimize, ailelerimize, özellikle ilgi duyanlara,
kabiliyeti olanlara, yapabileceğini düşünenlere bunu tavsiye ediyorum. Ve sizin gibi şu anda 76 hocamız var bu şekilde. Çok güzel de çalışıyorlar, hizmet ediyorlar hem kadın hem erkek arkadaşlarımız. Allah onlardan razı olsun. Diğer hocalarımızdan da tabii razı olsun. Gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Bunun adı işte Uluslararası İlahiyat Projesi. Yani Türkiye'deki ilahiyat eğitiminin de, ben Marmara İlahiyat mezunuyum, dünyanın herhangi bir yeriyle kıyasladığımız zaman ki tüm arkadaşlarımız çok kaliteli fakültelere gidiyorlar. İşte bu sene giden arkadaşlarımız Konya, Bursa ve İstanbul'daki Marmara İstanbul 29 Mayıs 3 üniversiteye gitmiş oldular. Hakikaten dünyanın en iyi eğitiminin ben verildiğini iddia edebilirim Türkiye'de. Bu belki konuyla ilgili olmayan veya bu konuyu araştırmamış kardeşlerimize biraz abartılı bir ifade gelebilir. Hocamız herhalde biraz abartıyor diyebilirler. Abartmıyorum. Samimi fikrim budur. Yani Mısır'daki Ezher'den, işte Suudi Arabistan'daki herhangi bir üniversiteden yani ne bileyim işte nereye örnek vereceğiz? Maalesef fazla da örnek verebileceğimiz ülke kalmıyor elimizde. Türkiye'mizdeki ilahiyat fakülteleri din eğitimi açısından kalitelidir ve hocalarımızın ilmi seviyeleri son derece yüksektir. Buradan istifade etmenin adına biz UİP diyoruz. Siz aslında bir taraftan benim gözüm saate gidiyor. Hocam ben saati kontrol ediyorum. Evet, sadık kalmak istersek hani yarım saate çok aşmayalım demiştik. Ben eğitim konusuna girmişken biraz eğitim döneminin de başında olmamız hasebiyle bu camilerdeki eğitime dair 3-5 cümle etmek isterim müsaadeniz varsa. Evet buyurun hocam. Okullar başladı. Doğrusu tatlı bir heyecan mı diyelim, çocuklarımızın, öğrencilerimizin telaşı mı diyelim. Allah kolaylık versin onlara, zihin açıklığı versin okullarda. Tabii bu aynı zamanda bizim için de, yani camilerimizde, hocalarımız için, derneklerimiz için de bir eğitim döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Bunu da son derece önemsiyoruz. Yani siz de öylesinizdir, ben de öyleyim. Veya bugün işte bizim takipçilerimizden hocamız olsun veya bir cemaatimiz olsun sorsak ilk dini bilgilerinizi nereden aldınız? Mutlaka bir camide, bir Kur'an kursunda, işte yazın olur, kışın olur, tatilde olur bir şekilde işte namaz sureleri, duaları, elifbası, 32 farzı durumuna göre yani bugün günlük hayatta kullandığımız birçok dini bilgiyi aldığımız yerler bu camilerdir. Ve bunu inşallah ivme kazandırarak daha çok arkadaşımızın, kardeşimizin oralara ulaşmasını sağlayarak daha metodik bir şekilde hocalarımızın daha sistemli çalışabileceği bir şekilde inşallah devam ettirmemiz gerekiyor. Ve hep beraber bu gayreti veriyoruz. Bugüne kadar da çok güzel işler yapılmış. Ben yine hem hocalarımızı hem derneklerimizi tebrik ederim. Ya pandemi döneminden önce baktığımız zaman işte 20.000'in üzerinde öğrencimizin kurslarımıza, camilerimize devam ettiğini görüyoruz. Çok güzel bir sayı bu. Pandemi döneminde kısmen uzaktan olmuş olsa da artık bugün inşallah tekrar camilerimiz, kurslarımız bugünlerde başlıyor. Geçen hafta artık kayıtlar başladı. Bu hafta devam ediyor. Ve bu sene biraz daha bir ileri noktaya taşıma gayretinde olduk. Komisyonlar oluşturuldu. Ders programlarımız, müfredatımız, kitaplarımız, İşte yoklama defterlerine varıncaya kadar, velilerimizi bilgilendirme notuna varıncaya kadar güncellendi. Önceki çalışmalardan da tabii önemli ölçüde istifade ettik ve inşallah hocalarımızın gayretiyle, derneklerimizin sağlayacağı özellikle fiziki imkanlarla da velilerimizin de desteğiyle öğrencilerimizin bu sene inşallah azami derecede bu kurslardan istifade edeceğini ümit ediyoruz. Bazen şöyle bir duygu olabiliyor insanda, yani işte aynı şeyleri okuyorlar veya ya çok fazla ilerleme kaydedemiyorlar gibi bazı velilerimizden yakınmalar da olabiliyor. Bazen biz de bunu hissedip üzülebiliyoruz. Fakat öyle değil. Yani geriye dönüp baktığımız zaman camiye giden bir öğrenciyle gitmeyen bir öğrenciye karşılaştırdığınız zaman arada büyük bir fark olduğunu çok açık seçik görürüz. Tabii ki bu yaygın eğitimi yani bir okuldaki eğitim gibi ele almamız çok mümkün değil. Sonuçta bu da biraz gönüllü tarafı var. Çocuklarımız okuldan kalan zamandan sonra ancak oraya vakit ayırabiliyorlar. Enerji orada biraz daha düşmüş olabiliyor. Fakat şundan emin olalım, belirli bir süre camiye devam eden her öğrencimiz, ilmihal dediğimiz bugün, yani bir Müslümana günlük hayatında lazım olan temel bilgileri
İnşallah edinmiş olacaktır. Belki ileri derecede Kur'an okuyamayabilir veya çok farklı bilgilere sahip olmayabilir ki o biraz da daha sonraki ileri aşamalardaki eğitimdir. Velhasılı kelam, yani bu eğitimler son derece önemlidir. Ve elhamdülillah Fransa'nın her yerinde vatandaşlarımızın ulaşabileceği camilerimiz var. Ben burada vatandaşlarımızı da tebrik etmek isterim gerçekten. Yani insanımızın bu konudaki fedakarlığı da kayda değer. Yani hocalarımız bir taraftan nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünürken velilerimiz de bu konuda son derece hassas, çocuklarını oralara ulaştırmak, eğitim alanlarını sağlamak için herkes elinden geleni, gelen gayreti gösteriyor. İnşallah bunun artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Allah razı olsun hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugün yepyeni bir konseptle sizinle birlikte olduk. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yani çok güzel bir ortamda bir sohbet oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde yepyeni konularla sizleri tekrardan konuk etmek isteriz hocam. İnşallah hocam. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Takipçilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet ettik. Ben de doğrusu keyif aldım. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bu mecraları kullanmakta fayda var. Hayır için kullanıyoruz. İnşallah güzel olur. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz, bu akşam sizlerin katılımı ile Paris Din Hizmetleri Müşavirimiz Doktor Bayram Demirtaş hocamızla Fransa'daki dini hizmetleri konuştuk. Rabbim sizlerden razı olsun. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yepyeni konuklarımızla, yepyeni konularla sizinle birlikte tekrar olmayı ümit ediyoruz. Bu yüzden Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızı takip ederek duyurularımızı ve programlarımızı takip edebilirsiniz. Katılımlarınızdan dolayı tekrardan teşekkür edip bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.